Ahmet namı ki cami rahmetullahi teala aleyh. Horasan'ın büyük velilerindendir. Eshab-ı Kiram'dan Cerir bin Abdullah'ın radiyallahu an soyundandır. 1049 senesinde Horasan'ın Namık kasabasında doğdu. Sonradan Cam kasabasına yerleşti. Bu yüzden Ahmet Namık-ı Cami diye tanındı. 600 binden fazla insanın kurtuluşuna sebep olduğu bildirilmiştir. 1141 senesi Ocak ayında vefat etti. Kabri, Nişabur'la Herat arasındaki yolun tam ortasında Türbet Cam'dadır. Şöyle buyurmuşlardır. Namaz ve oruç gibi ibadetlerdeki kusur affedilebilir. İtikat bozukluğunun affı yoktur. Resulullah'ın ve eshabının yolundan kıl kadar ayrılmak, ateşe düşmekten daha fenadır. Güzel ahlakı sevmek, kötü ahlakı terk etmek, akıllı olmanın alametidir. Şerefli ve asil olanlar, kuvvetlenince mütevazı olur. Bayağı olanlarsa kibirli olur. İbadetlere bidat karıştıranlar ahmaktır. Ahmaklardan uzak durun. Çünkü ahmak yamalı elbise gibidir. Bir tarafını yama yaparsın, diğer tarafı sökülür. İşin esası şu üç şeydir. Helal yemek, ahlak ve amelde Resulullah Efendimiz'e tabi olmak, her işi yalnız Allahü Teala'nın rızası için yapmak. Gençliğin kıymetini ihtiyarlar, huzurun kıymetini huzursuzlar, sıhhatin kıymetini hastalar, hayatın kıymetini ölüler bilir. Ehl-i sünnet alimlerinin hayatları şöyle geçer. Öğrenir, öğrendiğini öğretir, birlik ve beraberliği sağlar